İstanbul Boğazı'nın o muhteşem manzarasıyla karşılıyor sizi Bezme Alem Valide Sultan Dolmabahçe Camii. Bezme Alem Valide Sultan Camii ismini Osmanlı tarihinin en tanınmış valide sultanlarından biri olan Padişah 2. Mahmud'un eşi Abdülmecid'in annesi Bezme Alem Valide Sultan'dan alır. Hayırseverlik çalışmalarıyla sevilen ve saygı duyulan Valide Sultan'ın ömrü caminin tamamlanmasına yetmez. Cami oğlu Abdülmecid tarafından bitirilir. 1855'te de ibadete açılır. Dolmabahçe Sarayı'na yakın olması nedeniyle zamanla Dolmabahçe Camii adını alır. Denizle iç içe olan Boğaz'a nazır bu muhteşem yapı etkileyici ve büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Caminin mimarı ünlü mimar ailesi Balyanlardan Garabet Balyan'dır. Garabet Balyan, deniz kızını andıran bu muhteşem yapıyı nakış nakış işlemiştir adeta. Cami, kare planlı, altyapı üzerine kubbeli ve yüksek bir kitledir. Tek şerefesi olan Yivli iki minareye sahiptir ve bu minareler Hünkar Kasrı'nın kuzey cephesinin iki ucuna yerleştirilmiştir. Bu caminin en önemli özelliklerinden biri net bir kurgu ve geometrik yapıya sahip oluşu. Dolmabahçe Camii yapıldığı dönemin mimari estetiğini yansıtmakla kalmayan, aynı zamanda cami mimarisinde o güne kadar denenmemiş dairesel pencere düzeniyle kendine has bir mimari özelliği de içinde barındırır. Güzel camiyi terk etmeye başladığınızda aklınızda iki şey kalıyor. Birisi görsel zevki, diğeri de bu zevki şölene dönüştüren ibadet etme isteği.